Herkese merhabalar, ben Deniz. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Maalesef uzun bir süre video çekme şansı bulamadım. Kanalımı biraz boşladım gibi düşünebilirsiniz ama bazı problemler yaşadım. O yüzden ben de yeni kendime geldim diyebilirim. Bugün benim için çok ilginç bir gün. İstanbul Havalimanı'nın, İGA'nın spotter day'ine katılacağım. Yani uçakları yakından iniş kalkışlarını izleyebileceğim bir gün. Nasıl oldu, nasıl gelişti olay onu anlatayım. Sosyal medyada birkaç kere gördüm. İnsanlar işte uçakları yakından, bir teras var, size özel bir teras yapmışlar. İGA sağ olsun. Size özel bir teras yapmışlar. Orada işte tripodunuzu, kameranızı kurup güzel bir şekilde çekim yapmanıza izin veriyorlar. Tabii böyle her elini kolunu sallayan giremiyor. Bir başvuru yapıyorsunuz. Başvuru sonucunda, neticesinde sizi kabul ediyorlar ya da etmiyorlar. Ben çok şanslıyım açıkçası. Yani düşünüyorum, yani acaba bütün şansımı burada mı kullandım diye. Buna başvurdum. Beni kabul etmişler. Nasıl başvurdum? İGA'nın sitesine girdim. Orada bir form doldurdum. İşte kimliğinizin bir kopyasını, bir de bir vesikalık fotoğrafınızı istiyorlar, onu gönderdim. Yaklaşık bir 10 gün sonra beni aradılar. 444'lü bir numara beni aradı. İşte kabul edildiğimi söylediler. Sağ olsunlar, çok da kibar bir hanımefendiydi. İşte şu saatte, şu saatte şurada olacaksınız dediler. 7. kolon, -2. katta, bunu aklımda tutmaya çalışıyorum, bir yerde not ettim. 7. kolon, -2. katta servis kalkacak dediler. Oraya gelebilirsiniz dediler. Ben de tamam dedim, not ettim. Saat 2.30'da orada olacağız. Şu an saat 1.30. Yaklaşık 1 saat var. Ben de yarım saat sonra havalimanında olacağım inşallah. Yani gerçekten çok mutluyum. Havacılığı ve uçakları da çok seviyorum. Umarım böyle güzel bir gün olur. Hava biraz bayağı bir güneşli. Ben de şapka falan almadım. Ama idare edeceğiz, ne yapalım. Bugün buraya 70-200 lensimi getirdim. Yeni video makinemi getirdim. Sony ZV-E1 ile çekim yapacağım. FX3 lensleri olan ve 120 kare çekim yapabilen bir makine, biliyorsunuz. Bunu sonra inceleyeceğiz hep birlikte. Alınır mı, alınmaz mı? Onu sonra konuşacağız. Yaklaşık yarım saat sonra havalimanında olacağım. Bugün inşallah güzel bir gün olacak. Ben de çok heyecanlıyım açıkçası. İlk defa bir spotter gününe gidiyorum. Umarım güzel geçer. Şu an çok pozitifim. İnşallah bu düşüncelerim negatife dönüşmez. Birazdan havalimanında görüşmek üzere. Şimdi geldim. 7. kolonu bulmam lazım. 10. kolonun oradayım. Arabayı park etmekte biraz zorlandım ama herhalde şurada küçük bir minibüs var, herhalde o. Gideyim, yerimi kapayayım. Bakalım nasıl bir gün olacak. Yine hala heyecanlıyım. Arkadaşlar, rüzgarlı bir günde İGA Spotter Day'e geldim. Bizi bir servis aldı ve buraya getirdi. Güzel bir nokta. Çimenler var. Gördüğünüz gibi insanlar çekim yapıyor. Ben de ekipmanımı şuraya kurdum. Şurada bir yerde. Uçaklar iniyor. Hatta şimdi bir uçak iniyor. Gördüğünüz gibi insanlar burada çekim yapıyorlar, aileler çocuklarıyla gelmiş, gayet güzel. Yalnız isminizi yazdırmadan gelmeyin, orada biraz sıkıntı çıkıyor. Mutlaka isminizi yazdırın. Böyle bir İGA spotu var, güzel, içerisi klimalı.
Güzel bir yer. Gördüğünüz gibi uçaklar iniyor. Ben de makinemin başına geri dönüyorum ve çekimlerime devam edeceğim. Çekimleri de hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere. Kimleri sulayıp makineden çıktık. Şimdi onu kapatmak için uğraşıyorlar. Evet, küçük bir problem yaşadım. Biraz ekipmanım ıslandı. Zamansız açılan bir sulama sistemi yüzünden ama sorun değil. Peçetem vardı yanında. Hemen sildim, kuruladım aletlerimi. Bir sıkıntı yaşamadım şimdilik. Şu an için iyi gidiyor. Evet, burası güzel. Tuvaletleri var. Tertemiz tuvaletler. Güzel ikramlar da veriyorlar. Şöyle bir sarı yer kola aldım. Evet arkadaşlar, çok güzel videolar çektim. Ama buraya gelirken yüksek milimetreli, yani bir en az bir 200 milimetreniz olması lazım. Evet, burada servisimiz var. Servisimiz var. Şöyle İgaz'ın burasını da çekelim. Güzel bir gündü. Güzel bir gündü. Güzel çekimler yaptık. Videolar, fotoğraflar çektim. Bunları da videoya koyacağım. Birlikte izleriz. Şimdi son servisi bekliyoruz. 5.30'da kalkıyor. 2'de başlıyor ve 5.30'da bitiyor. Gayet güzel bir etkinlik. İçeride ikramlar da var. Tuvalet de var. Klima da var. Her türlü imkan var. Tavsiye ediyorum. Değişik güzel bir gün geçirmek isteyenlere ailece de gelebilirsiniz, kayıt olmak şartıyla. Değişik güzel bir gündü. Herkese tavsiye ederim. Birazdan servise bineceğim. Detayları, nasıl, neler oluyor, nasıl bitiyor, bunları da yine anlatacağım size arabaya geçince. Güzel bir gündü. Yani güzel bir gündü demek dışında başka bir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Hatta burada havacılık meraklı beni de tanışabilirsiniz. Güzel dostluklar edinebilirsiniz. Herkese tavsiye ediyorum. Detayları birazdan arabada söyleyeceğim size. Bir IGA Spotter Day'in daha sonuna geldik. Şimdi otoparkta arabamı arıyorum. Güzel bir gündü. Yoruldum. Acıktım. Önceden sandviç falan da oluyormuş ama bu sefer yoktu. Güzel ikramlar vardı ama yani en azından su ve tuvalet
temel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Şimdi araba şuradaydı, evet. Güzeldi. Güzel dostluklar da edindim. Eski bir arkadaşımı gördüm. Onun dışında uçakları gördüm. Yanınızda uçakları çok bilen insanlar oluyor. Ben o kadar bilmem yani. Çocuk mesela kanadını görüyor, uçağın modelini söylüyor falan. O yüzden yararlı insanlar da oluyor. Gayet güzel bir etkinlikti. Şimdi tabii ki işin en güzel yanı çektiğim video ve fotoğrafları evde editlemek, onlara bakmak. Bu işin en güzel yanı o zaten. Evet arkadaşlar, sonunda IGA Spotter Day'i bitirdik. Bir yemek yedim. Çok acıkmıştım. Spotter Day'e gelmek için, yani geldiğinizde yanınızda mutlaka bir şu açılıp kapanan kamp sandalyelerinden mutlaka getirin. Çünkü yaklaşık 2,5-3 saat ayakta duruyorsunuz. Bir de olayın heyecanı da işte, uçak geliyor, uçağı yakalayayım. Ay dur, şunu şuradan çekeyim, bunu buradan çekeyim diyorsunuz. Birazcık şey yapıyor. Hareketli bir gün geçiyor ama arada oturup dinlenmek de fayda var. İçeride dinlenme alanı var aslında. Klimalı güzel bir dinlenme alanları var. İşte tuvaletleri var vesaire. Ama tabii siz çekim yaptığınız için, bir de ekipmanla gittiğiniz için, hani hem ekipmanı orada bırakmak hem de uçağı kaçırmayayım, işte şunu çekeyim bunu çekeyim derken bayağı bir yoruluyorsunuz. Yanınızda küçük bir sandviç yapabilirsiniz. Hava güneşliyse mutlaka, sıcaksa, yaz ayıysa mutlaka şapka alın yanınıza. Güneş gözlüğünüz olsun. Yani normal bir plaja gidiyormuş gibi aslında. Korunaklı gitmekte fayda var. Tabii kamp sandalyeniz varsa da o da bir artı. Oturursunuz en azından. Tripod video çekecek arkadaşlar, kesinlikle tripod götürün. Çünkü orada 200 milimetrelerde, 300 milimetrelerde çalışıyorsunuz. Her ne kadar kameranızda stabilizer olsa da şey oluyor, titreşim oluyor. Güneş oluyor. ND filtre götürebilirsiniz. Polarize filtre götürebilirsiniz yanınızda. Bunlar faydalı olur. Gerçekten güzel, değişik bir gündü benim için. Ben çok çok hoşuma gitti. Yani bir daha olursa bir daha yazılır ve bir daha giderim. Hatta birkaç arkadaşımı da şey yaparım, söylerim. Onlarla birlikte gideriz. Yani Türkiye'de böyle etkinliklerin olması ve hatta galiba bir YouTuber arkadaşımızın da ricasıyla, isteğiyle bu spotter alanını yaratmışlar. Ya umarım Türkiye'de birkaç yerde daha böyle bir yer açılır. O kim vesile olduysa ona da çok teşekkür ediyorum. IGA yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel ağırladılar bizi. Gayet güzel bir gün geçirdik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım arayı bu kadar açmam. Daha fazla video çekerim. Umarım kanalı sürdürebilirim. Daha fazla sorunlar çıkmaz. Umarım hepimiz için güzel bir ömür olur diyeyim. Öyle söyleyeyim, öyle bitireyim. Hepinize güzel, sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese saygılar.